Çok hani şey olmasa en azından. Tamam. İnceleyelim oyuncaklara, devam edebilirsiniz. Neler görüyorsunuz? Evet, tatlı karabası. Telefon da var burada. Üflemeniz lazım. Kim yerken oldu keçinin teknesine. Ama bir baktım dağdır, bir dev var orada. Sonra yine yola koyulmuş. Masalın, oyunun, oyuncağın bizim için önemi çok büyüktü. Şu konsepte yerleştirdik hepsini aslında. Benim kültürüm, benim masalım. Benim kültürüm, benim oyunum. Benim kültürüm, benim oyuncağım konseptinde. Çocuklarımıza geçmişi, dünü, bugünü birleştiren kültürel mirasımızı aktarmayı hedefledik. Bir kere mekanlar çok ilgi çekici. Zaten temel unsur ilgi çekici olmak, çocukların odağını toplamaktı. Ve çocuklarımız soyut düşünce evresine geçmediği için mekanların somut olması onların oldukça dikkatini çekiyor. İçeriye girdiğinde çocuk bir masal dünyasına giriyor. Kendine ait bir mekanda tam konsantre oluyor. Çünkü tüm uyarıcılar, tüm materyaller kendine uygun, çocuğun gelişim düzeyine uygun, planlanmış, tasarlanmış ve oluşturulmuş durumda. Çocuklar da bunu kullanmaktan, hem oradaki oyuncaklarla bütünleşmekten, hem kitaplarla bütünleşmekten, hem kostümlerle, hem de kendilerine ait bir mekanda olmaktan ayrıca konsantre ve ayrıca odaklılar. Bu da onların gelişimlerini oldukça güçlü destekliyor. Var. Oyuncak müzemizde hem geçmişi bugüne taşıyan kültürel imgeler var, hem de çocuklarımızın geçmişte oynadığı, bugün de oynamakta olduğu ya da unutulan oyuncaklar var. Bir Karadeniz kızı var. Bir bahçe tarımında kullanılan bir materyalin oyuncak hali var. Zaten oyuncaklarımızın birçoğu ahşap ve el yapımı. Yine bir sanatçı tarafından tasarlanmış ürünler. Bir kısmı da geçmiş sosyal hayatımızda kullandığımız ürünlerin birebir minyatürleri. Çocuk projemizdeki oyuncak müzemiz yaşamaya devam ediyor. Yeni materyaller, yeni oyuncaklarla zenginleşmeye açık bir müze. Size alayım bir de. Şu küçük köpek gibi. Öğretmenimiz kendi eğitim aldığı alanlarda terapi yapabiliyor. Çocuklarla bu alanda iyileştirme çalışması yapabiliyor. Aynı zamanda özel eğitim sınıfımız var. Buradaki öğrenciler de özel eğitimde daha iyi eğitim koşullarına burada onlar da kavuşabiliyorlar.